Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar konumuz güven olacak. Bir insanı tanımanın en kolay yolu nedir? Yani e, güvenilir insanlar ve güvenilmez insanlar diye ikiye ayırıyoruz ya biz hani ve bu iki başlığın altındaki alt başlıklarda nelere dikkat etmek gerekiyor yani bana yanlış yapar mı yanlış yapmaz mı sürekli her şeyi kontrol eder durumda kendinizi buluyorsanız yani kendinizi güvende hissetmiyorsanız aslında elinizde böyle sabit de veriler de olmayabilir kuşkularınız vesveseleriniz çok olabilir ya da gerçekten ya bu insan Güvenilir mi? Yok ya. Güvenilmez mi? <laughs> gibi sorularla karşı karşıya buluyorsanız kendinizi e, bir insan tanımanın en kolay yolunu birazdan açıklayacağım sizlere. Ama bu güvenilir insanlar ve güvenilmez insanlar dediğimizde bu insanların hangi özellikleri var? Önce onlara bir bakalım. Sonra en kısa yolu da birlikte arkadaşlar e, sizlerle paylaşacağım. E, sindirelim. Sonrasında oradan devam ederiz. Daha kısa zamanda tanırız. Çünkü her şeyi kontrol etmek zor. Her şeyi kontrol etmek zor ve kontrol etmenin de sonu yok zaten. Şimdi güvenilir insanlar dediğimizde ki bir ilişkide güven çok önemli. Güven huzurun anahtarı ilişkide ve uzun ilişkilerin sırrı aslında güvenden geçiyor arkadaşlar. O yüzden birine güvenmek kıymetli, Kime güvendiğimize de dikkat etmemiz elbette kıymetli değil mi? İyimser olacağı zaman temkinli olmamız da gerekiyor. Yoksa sonrasında başımız çok ağrıyabilir. O yüzden şimdi bir bu güvenilir insan kimdir? Hangi özellikleri taşır? Bir onları paylaşayım ben sizlerle öncesinde. Evet zaten e, dürüst insan güvenilir insandır. Tutarlıdır bu güvenilir insanlar yalan söylemezdir. ...sonra sadıktır... ...sonra samim olur, saygılı olur... ...sır tutar bunlar bakın... Hı -hı, ...önemli... ...sonra yardımsever olur... ...açık sözlü olur... ...ve... ...sözünü tutan insanlardır... ...anlayışlı insanlardır... ...o kadar çok başka var ki... ...sonrasında dinlemeyi bilir bu insanlar adaletli olurlar bakın güvenilir insanlar iyi niyetli olurlar fedakar olurlar hayvan sever olurlar e, doğayı da sever bu insanlar aynı zamanda bu da kıymetli arkadaşlar göz temasıyla iletişim kurarlar uyumlu olurlar sevecen olurlar ee, sonra böyle e, zırt pırt değişmezler <laughs> tutarlı olurlar yani empati yaparlar istikrarlı olurlar içi dışı bir olur arkadaşlar ve kendiyle de barışık olur bakın güvenilir insandan bahsettik değil mi ha, güzel peki bir de bunun tersi var güvenilmeyen insanlar Hmm, güvenilmez olan insanlar bu insanlar hangi özellikleri taşıyorlar onlara da bir hemen bakalım Evet zaten yalan söyler bunlar. Hmm peki sonra iki yüzlü olurlar dedikodu yapar bakın ee, güvenilmez insanlar yani bir şeyleri alıp alıp size getiriyorsa sizden de alıp alıp bir şeyleri götürüyordur bu insanlara dikkat etmek gerekiyor bencil olurlar hmm, sonra tutarsız olurlar sözlerini tutmazlar samimiyetsiz olurlar dürüst olmazlar ağızları gevşek olur yani sır tutamaz bu güvenilmez insanlar Aşırı çıkarcı olurlar, e, vefasız olurlar, egolu olurlar arkadaşlar. Bunlar iftira edebilen insanlardır maalesef. Eleştirileri mesela saldırı gibi algılarlar. İstedikleri olmadığı zaman bu güvenilmez insanlar bir bambaşka insan verirler Ona da dikkat edin lütfen. Sizinle e, konuşurken mesela boş boş bakarlar. Hmm, hmm. Yani O ışığı göremezsiniz gözlerinde. Samimi olmaz çünkü güvenilmez insanlar arkadaşlar. Sonra e, kendi zevkleri zaten ön planda olur ve mesela bu güvenilmez insanlarda şey de var sizin zevklerinizi sizi aşağılarlar, aşağı çekmeye çalışırlar sizi ve uzun süreli arkadaşlıkları olmaz bu güvenilmez insanların ilişkileri kısa süreli olur. Bakın bunlara da lütfen dikkat edin. E, sizi kırar sonra Aa <laughs> sen buna mı kırıldın <laughs> der mesela bu insanlara da dikkat etmek gerekiyor sonra e, bir var bir yoktur bu insanlar İşi düşünce gelen işi düşmeyince ı -ı, uğramayan insanlardır duygusal mesela <laughs> pardon duygusal e, yoğunluğu istikrarsız olur bu güvenilmez insanların ve başkalarını da küçümseme eyleminde olduklarını görüyoruz arkadaşlar ve samimi olmayan ögüler yağdırırlar, abartırlar yani güvenilmez insanlar yanar döner insanlardan bahsediyoruz. Ee, ruh halleri zaten sık sık değişir bunların ona da dikkat edelim. Ee, ve sizin düşüncelerinizi mesela önemsemeyen insanlara da lütfen güvenmeyin arkadaşlar. Sonra e, tartışmaları kavgaya dönüştürür bu insanlar. Ardından arkadaşlar uyum konusunda sıkıntı yaşarlar. Uzlaşmacı olmazlar. İnsanları... He, hmm harcanabilir diye görür bu güvenilmez insanlar sorularınıza net cevap vermezler lafı dolandırır da dolandırırlar sonra e, arkadaşlar diğer insanlarla ilgili olumsuz konuşmaları fazladır bu güvenilmez insanların ve sözleri davranışları birbiriyle uyumlu değildir buna da lütfen dikkat edin bu önemli bir veridir çünkü ve e, bu güvenilmez insanlarda e, sorun hep karşıdadır. Başkasındadır unutmayın lütfen. Ee, diğer insanları mesela hor görürler, küçük görürler. Özellikle hani kendi statüsünden aşağıdaysa aşağılar bunlar. Bu insanlar da sıkıntılı insanlar. Ee, konum olarak üstte ya hani diğerlerini aşağılama eğiliminde oluyorlar zaten. Ve genelde de diğer insanlarla ilgili hep olumsuz konuşurlar. Böyle bir insana yüreğinizi emanet etmeyin maddi manevi güvenmeyin. Çünkü bu başlıkların çoğu varsa hani güvenilir mi değil mi diye düşündüğünüz zaman işte güvenilir insanların ve güvenilmez insanların özelliklerini aktardım ya şimdi peki ya bu kadar çok başlık var insan kalmadı valla ne yapacağız <laughs> diyebilirsiniz evet zor birine güvenmek hakikaten zor ama hani güvenince de böyle o insanı yakaladığınızda da hani böyle sürekli kontrol ederek yıldırmamanızda da fayda var arkadaşlar o yüzden güvenilir ve güvenilmez insanları onların özelliklerini biraz aktarmaya çalıştım sizlere ve hmm, Güven ihtiyacı önemli neticede ilişkilerde arkadaşlar güven ihtiyacınız karşılanmıyorsa huzurunuz olmuyor çünkü huzur için güven gerekiyor bir ilişkide o yüzden de e, temkinli olacağız elbette tedbirli olacağız e, ilimsel olacağız ama e, bu güven konusunda da çok birbirimizi yormadan nasıl anlarız? ne yapmak lazım Heh. dediğimiz noktada neye dikkat edeceğiz bir insan e, güvenilir mi değil mi en önemli e, veri nedir bizim için yani aslında e, birini tanımanın en kolay yolu güvenilir olup olmadığını anlamanın en kolay yoluna geldik şimdi şimdi bu başlıklara dikkat edeceğiz zaten bunlar hani birçoğumuzun bildiği başlıklar neticede peki püf nokta yok mu dediğiniz zaman ben size derim ki püf nokta ile ilgili arkadaşlar suçluluk eylemini lütfen bir kontrol edin. Ee, peki bu suçluluk eğilimi deyince ne anlamalıyız biz buradan? Bu nasıl bir e, tanım barındırıyor? Şimdi şöyle suçluluk eğilimi kişinin suçluluk hissettiğini önceden tahmin edip buna göre davranma eğilimi göstermesi yani o kişinin ne kadar güvenilir olup olmadığını tahmin etmemizde önemli arkadaşlar yani en önemli göstergelerden birisi yani kabahatli bir davranışla ilgili bakın kabahati işlemeden önce veri almamız gerekiyor suçluk eğilimini e, incelememiz gerekiyor. Bir kişinin güvenilir olup olmadığını anlamamamızda, anlamamızda bu bizim için önemli maddi manevi hani zarara uğramak istemiyorsak e, kabahati işlemeden önce yani bir örnek verdiğinizde yani şöyle bir olay var mesela tedirgin olduğunuz, rahatsız olduğunuz, kontrol etmek istediğiniz kullanılıyor olabilirsiniz, öyle düşünüyor olabilirsiniz ya da aldatıldığınızı hissediyor olabilirsiniz ya da işte maddi olarak, manevi olarak sömürdüğünüzü düşündüğünüz bir noktaya geldiyseniz eğer ki ya ben buna güvenmeli miyim, güvenmemeli miyim ya da işte olayın başı olabilir, ortası olabilir, hangi aşamadasınız bilmiyorum ama suçluluk eylemini ne yapacağız, kontrol edeceğiz kişinin. Yani bu durumda işte bir olay var. işte siz örneğin aldatılma hissiyle karşı karşıyasınız. Ya işte şuradaki şu arkadaş şöyle yapmış da bu böyle olmuştu gibi bir örnek verdiğinizde cık, ben olsam yapamazdım. Ya belki çok rahatsız hissederdim. Böyle bir şey yapılır mı? diyor mu size? Ya hatadır, yapmış mı diyor. Yani normalleştiriyor mu aslında? Yani şimdi suçluluk durumu Suçu arkadaşlar takip eden noktada onarmak için gösterilen bir davranış ya yani his işte neticede bir şey var bir suçluluk hissiyatı var kişide çünkü bir hata yapmış ve burada ne yapıyor onarıcı bir davranış sergiliyor ama biz buraya gelmeden önce başımıza bir olay gelmeden önce kişiyi anlamak istiyoruz ya hedefimiz bu. Bunun için de hani e, kişi de suçluluk eğilimi var mı yok mu? Hani deriz ya ya insanlar da işte insanlar arasında ya bunda da işte e, şiddet eğilimi var deriz. Bakarız böyle canlara zarar veriyor, etrafındaki insanlara zarar veriyor bir şekilde. Ama bunda ya şiddet eğilimi var deriz değil mi? Ha, biz burada hani bir insanı e, e, tanımanın en kısa yolu dediğimiz noktada ne diyoruz? Hı? Kişi de arkadaşlar suçluluk eğilimi var mı bunu kontrol edeceğiz. Yani bir aldatma konusunda ee, ya da işte maddi konuda örneğin ekonomik anlamda bir konuda bizim paranızı yer mi yemez mi? Çünkü birçok arkadaşımız beni maddi olarak çok zarar uğrattı ben ona güvenmiştim diyor. Hı. Mesela bu noktada ya işte bizim bir arkadaş da ö, bir cüzdan bulmuş ya içinde de acayip para varmış gitmiş de vermiş. Dediğiniz noktada ya verilir mi ya? bulduğun senindir mi diyor. Mesela cüzdan da kimlik de var diyorsunuz. Ne gereği mi var diyor. Bu insan siz maddi zarar uğratır arkadaşlar. Ya da şey diyebilir ya alınır mı başkasının parası yenilir mi ya. Ya kim bilir nereye verecekti örneğin kirasını mı ödeyecekti işte çocuğunun taksiti mi vardı ya da bir şey mi alacaktı böyle toplu para cüzdan da bir ödemesi mi vardı gibi düşünüp hani buradan nasıl bir çıkarım yapıyor buradan anlayabilirsiniz örnekler verip kişinin suçluluk eğilimine bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir insanın hani güvenilir olup olmadığını en kısa hangi yoldan anlarız dedik? Suçluluk eğilimi var mı yok mu oradan anlayacağız dedik. O yüzden de böyle örneklerle ya senin başına gelse ne yapardın örneğin dediğinizde kişi ne diyor size? Ya ben böyle bir şey yapamazdım. Ay ben bunu içime sindiremezdim. Böyle şey olur mu canım mı diyor? Normalleştiriyor mu? Yani sizin anlattığınız o çok rahatsız olacağınız konu başlıklarıyla ilgili. Yani kabahatli davranışlarla ilgili nasıl tepkiler veriyor? Yani işte birçok kabahatli davranış var ve siz hangi noktadasınız? Ne sizin kafanızı karıştırıyor? Bunu örneklendirin. Bunu sunun. Ee, işte birkaç örnekle aktarabilirsiniz. Ya böyle de bir şey duymuştum ya. Ne dersin sen? Nasıl bir şey bu? Dediğiniz zaman kişi bununla ilgili nasıl veri veriyor size ben böyle bir şey yapamazdım ya ben yapsam da şöyle bir özür dilerdim kafada yapma durumu var bakın tamam mı biz burada yani gerçekten olayın en başında kişiyi anlamak için buna ne kadar yatkın ne kadar yatkın değil ne kadar güvenmeliyim hangi konuda maddi manevi diye anlamak istediğimizde ne yapacağız örneklendireceğiz önüne bir pas atacağız şahsın ve suçluluk eylemini bir kontrol edeceğiz Hmm, bu sizin işinize yarar. Tamam mı arkadaşlar? Bir bakın. Ee, hani güvenmeli miyim, güvenmemeli miyim dediğiniz noktada. Bu sevginiz olur. Bu sosyal çevrenizden biri olur. Tamam. Yani kendi istekleri, arzuları için insanları kolayca harcayabiliyor mu? Ya da işte insanları harcayan insanlarla ilgili nasıl bize e, düşüncelerini aktarıyor Orada yakalayın lütfen bu insana güvenip güvenmeyeceğinizi. Böylelikle içiniz rahat eder. Ona göre hani yürürsünüz ya da yürümezsiniz oradaki kararı tabii ki siz vereceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hani kontrolün sonu yok. Bu sıkıntı yaratıyor bize ve e, her şeyi de kontrol etmek zor. Ama en azından suçluluk eğilimini bir kontrol etmeniz de fayda var. Suçluluk hissi var mı? Yok mu? Olayları nasıl değerlendiriyor? Ee, onu kontrol edeceğiz. Yani güvenli alanda mıyız değil miyiz? Ona bir bakacağız. Tamam. Ve şunu unutmayın lütfen. Güvenilir insanlar istikrarlı olurlar arkadaşlar. Tamam mı? Dürüst olurlar. Güvenilir olmayan insanlar, istikrarsız, duygu durumları bozuk olan insanlar, ne zaman ne yapacağını tahmin edemediğimiz insanlar. Zaten başlıkları aktardım ben size. Önemli olan burada nedir? Suçluluk eğilimini kontrol etmek. Lütfen bunu bir kontrol edin. Güvenmeli miyim? Güvenmemeli miyim? Noktasında bir sonuca varırsanız diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Hmm. Benim başıma böyle bir şey gelse ne yapardım diyor tamam mı ya da ben buna yol açar mıydım açmaz mıydım diyor şöyle hissederdim böyle hissederdim bakın verileri iyi okuyun ondan sonrasına da arkadaşlar bakarsınız yani huzurlu güvenli bir ilişki yaşar mısınız yaşamaz mısınız verileri zaten kontrol ettiğinizde siz kararı verirsiniz tamam güvenmeli miyim güvenmemeli miyim bir insan tanımın en kolay yolu ne dedik Buna dair bir video aktarmaya çalıştım Bugün de sizlere Bugün de bu kadar olsun Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla Kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum Benimle iletişim kurmak isterseniz FundaYuğucel06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz Kendinize iyi bakın Haydi hoş kalın ve hoşça kalın